Bugün de 9. ilçemiz olarak Muratlı ilçemizde kongremizi gerçekleştiririz inşallah. Bundan önceki ilçelerde olduğu gibi kongremiz birlik ve beraberlik içerisinde dava ruhuna uygun, kişisel hırs ve itirazların olmadığı bir kongre süreci yaşıyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi siyasetinde kongreler bir son değil, bir bitiş değil, bir başlangıçtır, bir fatihadır. Bu bakımdan bugünkü kongremizin 2019 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde Muratlı halkının özellikle AK Partili belediyecilikle tanışacağı günlerin bir başlangıcı olacağını umut ediyorum. Ve yine 2023 hedeflerini gerçekleştirmeye dönük yapılacak olan çalışmaların bir başlangıcı, bir miladı yine bugün olacaktır. Bu bakımdan ben bugün kıymetli delegasyonun oylarıyla seçilecek olan yeni yönetimi şimdiden tebrik ediyorum. Ve bundan önce davamıza hizmet vermiş olan yönetim kurulu üyelerinin, dava arkadaşlarımla şükranlarımı sunuyorum. Değerli Hazırım, kongre gündemimize geçmeden önce 15 Temmuz demokrasi nöbetleri sırasında rahatsızlanan ve sonrasında hakkın rahmetine kavuşan Ali Kaplan abimiz ve yine geçmiş dönem ilçe başkanlarımızdan hakkın rahmetine kavuşan, ebediyete intikal eden Hacı Rafet Deniz abimizin ruhlarına birer Fatiha okuyarak gündemimize başlamak istiyorum. El Fatiha. Ruhları şad olsun. Kongre gündemini okuyorum. Yoklama ve açılış, kongre divanı seçimi, saygı duruşu istiklal marşı, protokol konuşmaları, faaliyet raporunun okunması, gelir gider kesin hesap raporunun okunması, okunan raporların müzakeresi ve oylanması, gelecek dönem tahmini bütçenin müzakeresi ve oylanması, yönetim kurulunun ibrasının oylanması, seçimler, dilek ve temenniler, kapanış. Kongremizi başlatıyoruz. Yoklama ve açılış yapıldı. Hazır Üniversitesi'nde yeterli delege sayımız var. Kongrenin ikinci maddesi, kongre divan seçimi yapıldı. Kongrenin üçüncü maddesi, Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere geçmişten günümüze vatan savunmasında bayrak inmez, vatan bölünmez diyerek gerek cephede gerekse 15 Temmuz'da olduğu gibi şehir merkezlerinde şehadet şerbetini içmiş tüm şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde istiklal marşına davet ediyorum. Arz ederim.